Günaydın çocuklar. İyi dersler. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Merhaba müdür teyze. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Bugün derste yaşlılara saygı konusunu işleyeceğiz. En iyisi sokağa çıkıp... Evet. Acaba belki de sokağa mı çıksak? Birkaç yaşlıya yardım edersek daha yararlı olabilir. Evet ama yaşlılar haftasında değiliz ki. Ben yaşlılara yalnızca bir hafta ayrılmasına karşıyım zaten. Bütün bir yıl onların olmalı. Hem yaşlılar haftasında bütün öğrenciler sokağa çıkıyor. Boşta yaşlı hiç kimse kalmıyor. Kara borsaya düşmeden stok yapalım bari. Efendim? Hazır konu gelmişken gidelim diyorum. Açıkçası bugüne kadarki en mantıklı teklifiniz bu Selçuk Bey. Ama yine de müfredatta yok. Bir aksilik çıkarsa bakanlığa açıklayamayız sonra. Ne gibi bir aksilik çıkabilir ki? Evet tabii. Tamam. Bazı problemler yaşamış olabiliriz. Ama ne diye yaşlı insanları cezalandıralım ki? Peki. Ama müdür hanım bütün çocuklar çok isteyecekler. Selçuk Bey gidin dedim. Yalnız sadece isteyenleri götürün. Kimseyi zorlamayın. Zorlamama gerek kalmayacak zaten. Teşekkürler. Evet çocuklar, şimdi kimler yarın benle gelmek isterler? Bakın ama dersten de yırtacaksınız. Öğretmenim ben gelmek isterim de babam annemden korkuyor. O zaman baban da gelsin. Öyle değil. Babam böyle faaliyetleri seviyor. Ama annem sevmediği için izin veremiyor. İyi de baban çok delikanlı birine benziyor. Evet ama annem daha delikanlı. Öğretmenim bir saat oldu hala üç yaşlı birine rastlamadık. Neden olabilir acaba? Bu saatlerde belediye otobüslerine bedava bindikleri için belki de hepsi geziyordur. Doğru. Öğretmenim bakın bir teyze geliyor. Koş. İyi günler teyze. Yardım edebilir miyiz? Teyze senin annendir. Bari nine deseydin. İyi günler nine. Yardım edebilir miyiz? Nine senin anneannendir. Kapkaççı kılıklılar sizi. Gidin başımdan be. Allah Allah. Fesübhanallah. Deli midirler, nedirler? Ama tüpü... Gidin başımdan be. Tüp... Hay Allah razı olsun gençler. Sağ olun. Siz de sağ olun yaşlı teyze. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Evet Tarık'cığım. Artık yaşlılara nasıl iyilik yapılacağını öğrendim. İstersen ikiye ayrılalım da daha çok insana yardımcı olalım. Olur, siz nasıl isterseniz. Merhaba aksi yaşlı teyze, iyi günler. Gene mi sen be çocuk? Dolaşma ayağımın altında. Hırsız mı acaba? Nereye koymuş olabilir tapuyu? Nereye saklar şu ihtiyar?
Aksi yaşlı teyze geliyor. Ay! Ay ay ay! Aman Ferit Bey, merhaba. Bu ne hal böyle? Aa, siz tanışıyor muydunuz? Tanışıyoruz tabii. Demek evime girdin ha? Ben de zaten senden şüphelendiğim için gelmiştim. Ama aksi yaşlı teyze, ben o amcayı hırsız... Bak. Aa. Bir de iftira atıyor. Susturun şunu lütfen şu küfe hanım. Sus bakayım. Hem tamam, suçlusun hem de güçlü. Şey bir gürültü... Tarık ne oldu? Teyzen seni niye tuttu? İşte suç ortağı da geldi. Heh. Demek çete oluşturup evimi soymaya kalkarsınız ha? Ne çetesi teyzesi? Boşuna nefesini tüketme. Bundan sonra derdini hakime anlatırsın, anladın mı? Hadi yürüyün bakalım. Ne oluyor ya? Siz de bizimle gelin lütfen. Hakime doğru karakola. Malum havalar soğudu kayınbabacığım. Artık öyle ev alan, satan, kiralayan, kiralanan pek çıkmıyor. Dükkanda boş durmayayım diye tuvalet maşrapası, faraş filan satayım diyorum. Maşrapa değil emlakçı, maşrapa! Olur, maşrapa da satarız kayınbabacığım. Her neyse, her yeni evin ihtiyacı olan şeyler bunlar. Öyle değil mi ya? Bence inşaat sektöründeki durgunluğu maşrapa satarak aşabiliriz kayınbabacığım. Maşrapa başı 3 lira kazansak, gel sen ona 2 de. Kehribar ne zaman dönüyor şu kaplıcadan? Yeni tatil köyümüzü tanıtmak için 3 gün beleş ağırlayacağız dediler kayınbabacığım. Aklı varsa 3 günden önce dönmez. Niye sorduydun ki? Karın yok diye her aklına geleni bana anlatmandan bıktım da ondan. Peki. Af buyurun kayınbabacığım. Ben de sandıydım ki siz ve ben... Ne var? Emniyetten mi? Ne? Anlamadım. Ben burada yokum diyorum ya. Tamam, hemen geliyoruz. Dünyada olmaz, ben gelemem emniyete. Emniyete değil zaten emlakçı, adliyeye gidiyoruz. Tarık'ın ifadesini almışlar, şimdi de adliyeye götürüyorlarmış. Hadi acele et. Ne oturuyorsun emlakçı, davransana. Ya şey kayınbabacığım, ben gelmeyeyim be. Şimdi orada polis molis de vardır. Ters bir şey yaparlar, kendimi tutamam, hadise çıkar, ortalık karışır. Kötü olur ya. Doğru. Senin faydandan çok zararın dokunur. Burada kal. Ama sakın bir şey yapma. Ama ben sanmıştım ki tefeci Fikri... Sakın dedim emlakçı. Sakın. Tarık! Tarık torunum! Dede! Lütfen sükuneti bozmayalım. Ama komutan bey! Öğretmen bey, ne oluyor? Hangi vicdansız sizi şikayet etti? Vicdansız ha? Utan be adam, utan. El kadar çocuğu hırsız olarak yetiştir, sonra da rezalet çıkar. Yaşından utan be. Sen kime hırsız diyorsun hanım? Haddini bil! Şu ikisi seni cebinden çıkarır be. Ama beyefendi ben de oradaydım. Seninle konuşan olmadı. Otur yerine. Bana bak hanım. Hemen şikayetini geri al. Yoksa. Yoksa ne? Senden mi korkacağım ihtiyar? Ya öyle mi? İyi madem korkmuyorsun. Ay ben fena ağlıyorum. Kalbim sıkıştı. Şükrü Hanım. Şükrü Hanım sakin olun. Çok fena ağlıyorum. Doktor. Tarık Şerbetli. Selçuk Çetin. Gidelim. Dert etme dede. O da geçer evelallah. Hanım nereye? Affedersiniz. Tarık Şerbetli. Bu bayan seni evinde yakalamış. Ne diyeceksin bakayım? Evet, evindeydim hakim amca. Evet, evindeydim hakim amca. Ama ben şu amcayı hırsız sanmıştım. O yüzden girdim. Hakim bey, lütfen. Sataşma var.
Ben namuslu bir müteahhitim. Doğru söylüyor. Ferit Bey öyle şey yapmaz hakim bey. Asıl benim torunum öyle bir şey yapmaz. Yapmazmış. Şunda birlik olmuşlardı. Önce yolda çevirdiler, sonra da evime girdiler. Ne çevirmesi teyzesi? Biz iyilik yapıyorduk. Yeter be yeter. Otur, otur. Selçuk Çetin. İyilik yapıyorduk diyorsun ama evi perişan etmişsiniz. Biz bir şey yapmadık efendim. Müvekkilim yani öğrencim hiçbir şeye dokunmadı. Evet hakim amca, hiçbir şeye dokunmadım. Dokunmadın da evi kim o hale soktu ha? Sen onun yanındaki meymenetsize sorsana. Hakim bey lütfen, sataşma var. Ben meymenetli bir müteahhitim. Yürültü yapmayın. Oturun. Sızın. Otur. Mahkeme hasarı ve kirlenmeyi tespit için bilirkişi çağırdı. Mübaşir, bilirkişi hazır mı? Evet efendim, hazır efendim. Tanju amca. Hepsi bu kadar. Işıkları yakın. Evet beyefendi. Ne diyorsunuz? Kötü. Ev berbat halde. Halı kalkacak bir kere. Silkelenecek, üstü süpürülecek. Yerler silinecek. Kırık cam takılacak. Ne diyeyim, nereden baksan en az yarım günlük iş var. Emin misin? Emin misin dedin mi orada duracaksın hakim bey. Yaptığı işlerle yüzlerce ödül alan bir adam duydun mu? O benim işte. Evet karar. Art niyete rastlanmamakla birlikte evin uğradığı hasar ve kirlenme durumu tespit edilmiş olup sorumluların yani Selçuk Çetin ve Tarık Şerbetli'nin bir tam gün boyunca şikayetçi Şüküfe Genc'in evinin bütün işlerini yapmalarına ve evin sokağının da temizlenmesine karar verildi. Hakim bey, tazminat yok mu tazminat? Tazminat da yok, temiz de yok. Hadi dağılın, dağılın. Hadi. Yanlış yapıyorsun hakim bey. Benim torunum sussun. Hadi. Hadi. Bu iş burada bitmedi. Bu iş burada bitmedi. İyice ovala. İyice. Bastır bastır. Bastırsana. Sen ne yapıyorsun orada? Dalga mı geçiyorsun çocuğum? Süpür bakayım. Bak burada toz kaldı. Olmadı. En baştan. Bu çiçek bana annemden miras kaldı. Buna bir şey olursa sizi mahvederim. Anladınız mı? Yürü bakayım süpür hadi. Anladım şu köfe deyince. İşine bak. Evet. Tabii. Annenizden mi? Oo maşallah maşallah ne güzel çiçek. İyi günler. İyi günler. Oo Ferit Bey hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Müsaitseniz şu evin devir işlemlerini halledelim diyecektim. Ya da isterseniz tapuyu verin ben halledeyim. Yok yok gideriz şimdi. Para hazır mı para? Ortağım notere getirecekti. Tapu nerede? Demek oradaydı. Efendim? Yok bir şey yok. Şüküfe teyze. Evinizi mi satıyorsun? Satıyorum tabii. Hayırsız çocuklarım gelmiyor ki. Satıp huzur evine yerleşeceğim. Aslında bu ev benim için çok değerli ama... Artık bir değeri kalmadı tabii. Ben de zaten arsası için alıyorum. Evi yıkacağım yoksa. Kaça satıyorsunuz peki?
50 milyar. 50 mi? Eski lirayla. Çok az değil mi? Az mı? Evin hali görmüyor musunuz? Bu ev 10 milyar bile etmez ama neyse. Ama zaten siz arsası için almıyor musunuz? Bence burası çok daha fazla eder. Sen anlar mısın bu işlerden? Biz anlamayız ama anlayan biri var. Ya. Ya evin konumu fena değil. İyi yerde, iyi yerde de ev ev değil ki kardeşim. Kulübe ya. Koyun bağlasan iki gün durmaz ha. O da yol bilmediği için. Yoksa anında kaçacak hayvan. Yalıtım berbat. Çatı desen, battaniye ser daha iyi. 50 milyar veren enayi varsa iyi valla. Enişte, enişte. Hı? Enişte mi? Bu senin enişten mi? Hı? Hı, tabii. Söylememiş miydik? Enişte ha, enişte. Hı? Enişte. Oluyor ya. Siz bana komplo kurup evimi arsamı elimden almaya mı çalışıyorsunuz ha? Sahtekarlar, güya beni kazıklayacaklar. Sizi utanmazlar, utanmıyorsunuz değil mi? Hata sizde ama. Bana güvenmiyorsunuz da şu hırsızlara inanıyorsunuz. Hadi hadi artık gidelim de bitirelim şu işi. İyi tamam. Bir kahvaltı edeyim de. Yok olmaz. Hemen halledelim. Sonra aklınız başınıza gelir. Yani başka uyanıklar gelirse sizi kasıklayabilirler. Doğru. Bekleyin de hazırlanıp geleyim ben. Ben de yardım edeyim size. Bu ev 50 milyardan çok etmez miydi? Etmez olur mu yav? Sırf arsası iki katı eder. Enişte niye öyle söyledin o zaman? Niye olacak Tarıkçığım? Pazarlık olsun diye tosunum. Ama şimdi şu Küfe Hanım zarar etmiş olacak. Bence yaşlılara yardım etmeliyiz. Bence de. Ama artık bizi dinlemez ki. Madem iyilik edeceğiz, siz bu işi bana bırakın. Arada sırada yaptığım gibi müşteri kılığına girip bu işi halledeceğim. Az bekleyin. Enişte? Pardon. Pardon. Birazdan kadını notere götürüyorum. Tapuyu devralıp parayı vermeden sıvışacağız. Eve girdim de çocuk işi bozdu. Yoksa tapuyu alıp... rica ederim. Lütfen. Tabii. Maşallah pek şıksınız. Bir saatte ancak bu kadar oluyor. Hadi buyurun gidelim. Muhteşem. Tam bir sanat eseri. Böylesini görmeyeli çok uzun zaman oldu. Ben diyeyim bir saat, siz diyeyim bir asır. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Af buyurun, bu evin sahibesi. Yani sahibi nerede acaba? Benim, ta kendisi. Memnun oldum hanımefendi. Hakaret telakki etmezseniz size bir şey sorabilir miyim? Bu eviniz satılık olamaz öyle değil mi? Aslında biz de şimdi satmaya gidiyorduk. Beyefendi müteahhit. Burayı yıkıp villa yapacak. Ne? Bu güzel evi yıkacak mısınız sahiden? Hayır. Böyle bir evi yıkmak cinayet olur. Ne diyorsun kardeşim? Ev 5 para etmez ki. Ne? Bayan, kim bu terbiyesiz? Hem kel hem müteahhit. Allah bilir bunun manda kasa Mercedes'i bile vardır. Üstünde böyle bir ev olmasa bu arsanın benim için hiçbir kıymeti olmaz. Asla almam. Bayan, çok rica ediyorum. Bu evi kaça satarsınız? 100 milyar yeter mi? 100 mü? 100 mü? 100 mü? Hayır. 150 milyar peşin. Ay, 150 mi? Tamam, satıyorum. Satıyorsunuz mu? 150'ye mi? Ama Şüküfe Hanım bana söz vermiştiniz. Geçti artık, kusura bakmayın. Hadi hemen işlemlere başlayalım. Şüküfe Hanım, siz bana söz vermiştiniz. Ben de planımı, programı ona göre yaptım. Yani... Siz de boş boş durmayın. Alın şu anahtarları. Evi bir güzel temizleyin. Çiçeğimi de 2 saatte bir sulamayı sakın unutmayın ha. Ama Şüküfe Hanım bana söz vermiştiniz. Kusura bakmayın Ferit Bey. Hem çok para verdi hem de evi yıkmıyor. Daha ne olsun? Ama Şüküfe Hanım, tabii. Bakın dinleyin beni. Enişte, niye o kadar çok para teklif ettin? Ya niye olacak işte? Pazarlık ederiz sanmıştım. Şimdi ne yapacağız? Sahi, şimdi ne yapacaksınız? Neyse ya, durun bakalım. Para işi kolay.
Evi alalım. Sonra satar parayı öderiz nasıl olsa ha? Alo. Tefeci Fikri abi. Benim abi Cevahir. Ya abi bir yatırım olayımız var da. Kasanın durumu nedir abi? Müsait miyiz abi? O zaman bekliyorum abicim. Hürmetler abicim. Beyefendicim neden bekliyoruz? Gidelim. Adamlarım parayı getirecekler. Durduğumuz kabahat. Tabii. Herif resmen işimi patlattı be. Ama ben o kadar kolay pes etmem. Bir şey yapmalıyım. Böyle bir ev olmasa bu arsanın benim için hiçbir kıymeti olmaz. Asla. Ben bilirim yapacağımı. Turan Ateş, Nuh Şengül. Mübaşir Bey kolay gelsin. Sağ ol. Hakim Bey'le görüşebilir miyim? Davalı davacı, tanık veya seyirci değilseniz giremezsiniz. Dur, nereye? Ben de seyirciyim. Allah. Avukatlar yanıma gelin. Al şunu götür. Peki. Böyle basit meseleler için buraya gelmeye utanmıyor musunuz siz? Aranızda konuşup anlaşın hadi. Biz de dün onu anlatmaya çalıştık. Ama dinleyen olmadı ki. İhtiyarın teki benim gül gibi torunuma iftira attı. Haklı mı haksız mı diye bakmadan torunumu mahkum ettiniz. Ne oldu? Verecek cevabın yok değil mi? Görevliler atın şu adamı dışarı. Haksızlık bu hakim bey. Bilip bilmeden karar veriyorsun. Yürü. Yargıyı siyasallaştırmayın lütfen. Size diyorum bu iş daha bağırma bitmedi. Bağırma hadi yürü. Nerede kalmıştık? Allah Allah. Nerede kaldı bunlar ya? Beyefendiciğim, para nerede kaldı? Para para. Az sonra intikal ederler. İzninizle. Alo. Tefeci Fikri abi. Yahu nerede kaldı şu para abi? Ne? Bana söz verdiğin parayı nasıl devlete verirsin abicim? Devlet borcunu ödemez ki güzel abicim ya. Şimdi ne olacak? Peki abi. Bekliyorum. Arkadaşlar biraz yoğun da. Biraz bekleseniz ölür müsünüz diyorlar. Öyle mi? Tabii bekleriz de. Bir şey değil daha kahvaltı bile yapmadım. Bakın. Burada kahvaltı veriyorlar. Dilerseniz buyurun bir şeyler tıkınalım. Hı? İyi girelim bari. Fazla para da yok ama. Şunca az kadın ne yiyecek ki zaten canım. Afiyet olsun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Tanju abi. Kolay gelsin. Tanju amca bize yardıma mı geldin? Ne münasebet delikanlı. Müdire hanım beni başınızda durmam için gönderdi. Tabii. İyi ki geldin abi. Çay içer misin? Ben iş vaktinde laklağı sevmem hoca. Herkes işine baksın. Bugün size temizlik neymiş öğreteceğim. Ev olmazsa arsayı almam dedi. Şimdi evi yakıyorum. Evi yerinde bulamayınca tıpış tıpış vazgeçecek. Yok canım. Tapuyu almış olsa bile işlem geçersiz olur. Tamam hadi. Evde fazla oyalanmayın. Sokaklar sizi bekliyor. Bugün size temizlik nerede ve nasıl yapılır öğreteceğim. Evet.
Ev eskisinden daha temiz oldu. Artık sokağa çıkabiliriz. Tanju abi de kızmasın. Öğretmenim, şu küfe teyze aksi olduğu kadar biraz da pasaklıymış. İsterseniz siz çıkın, ben lavaboyu filan temizleyeyim. Lavaboyu mu? Hadi ben de sana deterjan filan vereyim. Fazla oyalanma. Tanju abi bekliyor. Tamam öğretmenim. Nihayet kimse yok. İşimize bakabiliriz. Gelin bu sefer işimi sağlam alayım. Hadi bakayım, oyalanmayın, oyalanmayın. Bugün size temizliğin önemini öğreteceğim. İşinize bakın, işinize. Bugün size temizlik yapılırken kaytarmamayı öğreteceğim. Ya hoca, silmekle yollar aşınmaz. De bakayım. Silmekle yollar aşınmaz. Heh. Silmekle yollar aşılmazmış. Değil mi? Biraz da öğle yemeğini sakla be kadın. Hı? Diyorum ki... Biz zenginler için öğle yemeği çok daha önemlidir. Evet, yakında siz de zengin olacağınıza göre. Değil mi yani? Öyle mi? Tabii, tabii. Aynen öyle. Hadi, sen bu kalanları süpürüver. Yani siz bu kalanları bitirin de... ...ben de hesabı ödeyip geleyim, ha? Tamam, zaten daha tapuyu devredeceğim. Ya, tabii, tabii. Ne demezsiniz... İyi günler kardeşim. İyi günler. Borcum nedir acaba? Bir dakika. En iyisi sen hiç zahmet etme de... ...bana bulaşıkhanenin yeni şey ediver ha. Olur mu kardeşim? Tamam. Şüküfe Hanımcığım... Siz devam edin, ben geliyorum. Tabakları iyi sıyırın bir zahmet. Hı hı. Ya işte dünya hali. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim. Hadi buyur. Oh, cümleten kolay gelsin. Sağ ol. Aleykümselam. Ya patron, şimdi ben içerideki teyzeye hem iyilik yapıp hem oyalıyorum da... ...mesela öğlen içinde buraya gelsek. Abicim sen bir müsaade ediver bana, hadi canım. Ama yine mesela yemeklik malzemeyi de kendimiz getirsek. He? Ne dersin abicim? Kaça patlar bize ya? Yahu gerekirse tüpü de biz getiririz abicim. Hadi çok konuşma. Bu bulaşıklar bitecek. Orası süpürmeyle çıkmaz. Kezzap lazım. Ama Tanju abi, kezzap zararlı değil mi? O kezzabın ne yaptığına bağlı.
Ama Sancı abi. Kezzabı. Kadriye Hanım telefonun ucunda alo bekliyor. İtirazın varsa arayayım. Öğretmenim, isterseniz siz kezzabı alın. Ben de Şüküfe teyzenin evinden su getireyim. Tabii. Acele edin. Bu sokakta bir santim kirli yol, kaldırım ve hatta araba kalmayacak. Bugün size topyekün temizlik yapmayı öğreteceğim. Şu evi görüyorsun değil mi? Evet abi. Onu yıkacağız işte. Yalnız kimse görmeden 2 dakikada işi bitirmemiz lazım. Yoksa ikimiz de yanarız. Tamam abi. Aa, bu ne ya? Aa, Tanju amca bunu görürse çok kızar. Bari o görmeden hemen temizleyeyim. Evet abi. Tam ortasından geçeceksin. İşi şansa bırakmak yok. Tamam abi. Tamam. İyi. Başla o zaman hadi. Tamam abi. Aa! Müteahhit amca! İndir şunu. Sen burada indir. Mıydın? İndir şunu. İndir, 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 indir. Ne işin var senin burada? Sen benim başımın belası mısın ha, belası mısın? Hiç, kepçeyi temizleyecektim. O sizin mi? Benim veya değil. Hadi çekil git şuradan. Git, git sokağa temizle, hadi. Ama müteahhit amca, şu küfe teyzenin evinden su almam lazım. Al şunları. Git suyu bakkaldan, hadi. Ah, süpürgem. Başlayalım mı abi? Başla başla. Nihayet kurtulduk çocuklar. İndir 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 indir. Sen şu veledi hallet, ben de bir eve bakayım bari. Ya sen benim başıma bela mısın be çocuk? Git başımdan git. Ama müteahhit amca, süpürgem kalmıştı. Tamam evladım. Aldın mı süpürgeni? Hı. Hadi şimdi ikile bak. Hadi bak. Hadi. Müteahhit amca, kepçeniz çok güzelmiş. Buna ne yapacaksınız? Bana bak. Seni bir yakalarsam var ya. Ama müteahhit amca, ben ne yaptım ki? Bak hala konuşuyor ya. Nihayet. İndir, indir. İndir, yapma, indir beni. İndir, indir. İndir beni. Yapamıyorum. Delikanlı. İndir lütfen. Ama ben bilmiyorum. Bırak oyun oynamayı da işinin başına dön. Sen de çek şunu yoldan hemşerim. Görmüyor musun, temizlik yapıyoruz burada. Demek sana hakaret etti ha. Kimmiş peki bu adam? Neyin oluyor? Hiçbir şeyim olmaz. Demin önce hakaret etti, sonra dava açmam için para teklif etti. Para mı teklif etti? Nerede peki bu herif? Buradayım. Hı? Haksızlık etme hakim bey. Beni dinlemek zorundasın. Benim torunum hırsızlık falan yapmaz. İftiraya kurban gitti. Beni dinle diyorum hakim bey. Bak yanlış yapıyorsun. Masum bir yavrunun ve hocasının adını kirletiyorsun. Kime konuşuyorum ben be? Hey!
Akşam yine geleceğim. Bu iş bitmedi. Bu işi çözene kadar geleceğim. Ben ne olacağım peki hakim bey? Ya tefeci Fikri abiciğim, acele et. Kadını oyalayacağım diye canım çıkıyor burada ya. Aa, hayır işi bu ya. Oyalanma. Hadi canım, hadi güzelim, hadi kardeşim. Aa. Hazır değil mi? Gönderiyorlar. Artık gönderseler de şu işi bitirsek yani. Ah, hep iş. Biz zenginler kuru kuru iş yapmayız. Biraz da eğlenmek lazım, öyle değil mi hanımefendiciğim? Yani iyi eğlenelim de ben yine acıktım. Yuh be kardeşim, yuh be. Efendim? Et fiyatlarını diyorum, ne kadar düşmüş. Artık zenginler et de yiyemeyecekler. Vah vah vah. Ya param da yok ki, nereye götüreceğiz bunu? Maşallah pek de iştahlı. En iyisi eve götürmek. Ama geri var diyor. Af buyurun, bir şey mi dediniz? Yok yok, düşünüyordum da. Evet, tek çare eve götürmek. Bari baba maddiyeden dönmese. Teyze onu tanıyor. Bir görürse perişan eder beni. Bana mı söylediniz? Bayan, sen de insanı iki dakika kendi kendine konuşturmuyorsun ya. Gelin bakalım, gelin. Sizi bizim eve götüreyim de yemek nasıl olurmuş görün. Eve mi? Yürüyerek mi gideceğiz? Mizan, zenginler hep yürür değil mi? Hadi bakalım, hadi canım, hadi, hadi. Bu saatten sonra eve bir şey olursa bizden şüphelenirler. Şaşırtmamız lazım. O yüzden ben onları oyalarken sen evi olduğu gibi kamyona yükleyeceksin. Anladın mı? Tamam abi. Anladım. Anladım hadi abi. Hadi. Hadi. Altıya doğru tekrar sulamam gerek. Bari gideyim de öğretmenime yardım edeyim. Tabii. Evet. Nerede o çocuk? Neyse, hazır o yokken şunları oyalayayım da maydanoz olmasınlar. Ya beyefendi, kim bunların sorumlusu? Buyurun, ne vardı? Ne vardısı var mı canım? Baksanıza şuraya, ortalık berbat halde. Şu adamla o ortalıkta görünmeyen çocuk sokağı böyle mi temizleyecek? Aa, kim döktü ki bunları? O beni ilgilendirmez. Hakimin kararı çok açık. Siz sokağı temizlemekle yükümlüsünüz. Doğru diyor hoca. Temizleyeceksiniz. Bugün size temizlikte çöpün yerini öğreteceğim. Ya hoca, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Hı. De bakayım. Olsa çoktan fırlardı dışarı. Uca geç abi. Çevir abi. Hop tamam.
an önce uzaklaşmamız lazım. Hadi bas gaza, bas gaza. Ev kamyonda. Tarık evdeydi. O zaman Tarık kamyonda. Tarık! Hoca dur. Ay Tarık! Bugün size temizlikten kaçılmayacağını öğreteceğim. Neymiş? Müdüre Hanım, burada vukuat var. Buyurun efendim, buyurun. Şöyle alayım sizi, buyurun. Eviniz sahiden pek güzelmiş. Böyle bir eviniz varken niye benimkini almak istiyorsunuz ki? Zenginler böyledir işte. Hmm. Parayı bulunca ne yapacaklarını şaşırırlar. Buyurun efendim, hadi buyurun, afiyet olsun. Yine kahvaltı mı yapacağız? Öğle yemeği saatini kaçırdık ya. Ben de ikindi çayı gibi olsun dedim. Hadi buyurun. Çay nerede? Çay mı? Aman canım, çay da neymiş. Hadi buyurun, soğutmayın. Buyurun. Bismillah. Bu da kim ya? Emlakçı evde misin? Aç kapıyı. Kapıyı açmayacak mısınız? Bu seferlik de böyle olsun. Be, açmayı verelim mi? Hadi ama buyurun canım, buyurun. Emlakçı! Buyurun hanımefendi, sizi şöyle alayım. Ne oluyor ama, beyefendi, hadi, ne yapıyorsunuz? Bir yaşıma buyurun, daha girdim. Yapmadınız da beyefendi, çıkarın beni buradan. İki saattir kapıdayım. Niye açmıyorsun? Kusura bakmayın kayınbabacığım. Elim işte, gözüm kapıdaydı. Anca yetişebildim. Buyurun. Ne bu sofra? Niye iki kişilik hazırladın? İki mi? Ya biz kaç kişiyiz kayınbabacığım? Ama evvela ellerinizi yıkayın değil mi? Temiz eller. Hadi ama canım, hadi. Hadi hadi. Soğuyor ama yemekler, hadi. Acele edin bayan, çıkıyoruz. Beyefendiciğim ne oluyor? Düşündüm de para hazır olabilir. Mesai devretmeden tabuyu kapanalım. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Anlayamıyorum bir türlü. Hadi canım hadi. Emlakçı! Neydi o ses? Emlakçı! Yine kim bilir ne boş işlerle uğraşıyordur. Beni pek müşkül durumda bıraktınız. Bit tabii, anlıyorum. O halde ben sizden telefon bekliyorum. Peki, yalnız biraz acele edin canım. Beyefendi, nereye gidiyoruz? Notere mi? Bakın, birazdan sahiden mesai bitecek. Bayan, rica edeceğim. İstediğiniz para az buz değil, tam 100 milyar. 150 efendim, 150. 100 küsür milyar işte. Haliyle bir araya getirmek biraz zaman alıyor. Peki şimdi nereye gidiyoruz o zaman? İsterseniz orası da sürpriz olsun. Ferit abi, bunun içinde çocuk var. Çocuk mu? Ne çocuğu be? Ne bileyim abi, bunun içinde çocuk var. Eyvah, şimdi yandık. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Evi yerine bırakacağız. Ceset yoksa suç da yok. Hadi hadi, hadi. Gazla, çabuk. Dur, kaçma. Onun içinde çocuk var. Nereye gidiyorsun? Tarık!
Nasıl yani? Ne demek Tarık da evdeydi? Ay evi nasıl kaçırdılar peki? Kamyona yükledilir dedim ya. Tanju Bey siz iyi misiniz? Ya koca ev nasıl kamyona yüklenir? Aha da böyle. Ay, dur! Ya dursana! Ay. Kaçma dur Tarık! Hırsız Tarık'a evde kamyonda kovalayalım. Tabii. Atlayın arabaya çabuk. Müdür Hanım ben kullanayım. Ay ne münasebet canım. Benim arabam. Bilin lütfen. Haydi. Evet. Tabii. Ya. Beyefendi mesai de bitti bitecek. Hala niye buralarda dolaşıyoruz? Artık uçsak da yetişemeyiz. O halde mecbur yarın sabahı bekleyeceğiz artık. Sabaha para hazır olur değil mi beyefendiciğim? Para derken? Tabii. Böyle ani olunca şey oldu. Yoksa hiç şey olur muydu canım? O neyse de şimdi siz beni nereye götürüyorsunuz? Ben şeye götürecektim. İşte buraya götürecektim. Buyurun hanımefendiciğim, buyurun. Ne zamandır tahterevalliye binmemişsinizdir diye düşündüm. Yanılmıyorum değil mi? Çağımızın icadı. Buyurun efendim. Hoplayıp zıplayın. Doğru. En son bizim küçük oğlanla binmiştim. Nereden baksan 30 yıl olmuş. Ama keşke hiç binmeseymişim. Şimdi ne oldu? O gezdirip büyüttüğüm çocuklar kapımı bile çalmaz oldular artık. Evi de o yüzden satıyorum ya. Hadi naz etme Demir Lady. Gel de iki hoplayıp zıplayalım tahterevallide. Beyefendiciğim yani bilmem ki nasıl olur? Denesek mi acaba? Gencecik kızsın daha bu yaşta hoplayıp zıplamayacaksın da ne zaman hoplayacaksın? madem öyle Luna Park'a gitseydik o zaman. Tabii. Yok olmaz. Oralar para tuzağı evladım. Çık tepin diyorum sana şuralarda canım. Hadi. Hadi bari. Ya müdür hanım kamyon kaçıyor kamyon. Kurallara uymanın sırası mı şimdi? Rica ederim Tanju Bey. Kurallara uymanın sırası olmaz. Herkes her zaman uymalıdır. Hem bakın kamyoncu bey hiçbir kurala uymuyor ama bir saattir bizi ekemedi. Ah şu direksiyonda ben olacaktım ki. Hadi yandı geç. Tarıkların evi cevap vermiyor. Eniştesinin numarasını bilen var mı? Ben kaybetmişim de. Bende yok. Dedesine ulaşamıyor muyuz? Maalesef. Bugün adliyeye gidecekti o. Adliyeye mi? Şu telefonu versene hoca. Hay Allah. Hala peşimizdeler. Hep şu veledi yüzünden. Saat olmuş bile. Şu Köfe teyzenin çiçeğini sulamam lazım. Ya sular kesik. Vaktinde uyursam böyle olur işte.
Beni dinlemen gerek Hakim Bey. Benim torunum karıncayı bile çalmaz. Yanlış karar verdin. Hemen kararını geri al, yoksa... Yahu kardeşim, ne geri alması? Günde oldu, cezası bitti. Hala neyin derdindesin sen? Efendim? Tanju Bey? Burada. Bir saniye veriyorum. Efendim? Ne? Ev mi kaçtı? Neredesiniz siz? Tamam, biz size yolda yetişiriz. Buyurun gidelim. Beyefendi ne oluyor? Ne olduğunu birazdan görürsünüz Hakim Bey. Hepsi senin suçun. Bu iş daha bitmedi. Yok olmaz, yapamam. Yahu müdür hanım, gazı köklesene biraz. Biz de söyledik ama dinlemiyor ki. Kurallar var beyefendi, kurallar var. Ne kuralı be? Bas kızım, işimiz gücümüz var. Bütün gece adam mı kovalayacağız? Biz aynısını söylesek iki gün oto tamircide çalıştırırdınız ama. Ay. Ne oluyor? Ay. Ne oldu ya? Ay, benzin bitti galiba. Benzin ikaz ışığı yanmadı mı kızım? Bilmem ki. Ay hangisi benzin ışığı? Al işte. Ondan sonra insan niye müdüre katil oluyor diyorlar. Ne yapacağız şimdi? Hemen bir taksi çevirelim. Ay iyi ama ben ne olacağım? Aha taksi. Gelin koşun. Taksi, şoför, taksici. Buradayım birader, taksi ne oldu? Gel koş. Ya dur, köfte ekmek alıyorum. Köftesi. Sonra yersin ya, ben sana kokoreç alırım. Tamam, hemen döneceğiz. Sonra alırım. Olur, hadi çabuk. Hadi. Hop işte bu kadar. Bir. Ama kapat kapıları da. Koş. Bas. Ne taraf abiler? Öndeki evi takip et abi, çabuk. Evi mi? Kamyonu kardeşim, kamyonu. Sakın gözden kaybetme, yoksa kötü olur. Abi etmeyin, çoluk çocuğum var ya. Bizim de var bir adam. Sür şunu çabuk. Abi, şoför abi. İş başa düştü. Tamam abi. Acele etse. El aşama hal yok. Durum kontrol altında. Evet memur bey, şimdi gittiler. 4 kişiydiler. Silahlı. Plakayı veriyorum. 34TF14. Trabzon, Edirne, Fatsa. Müteahhit amca. Sen nasıl girdin içeri? Kapıdan. Daha doğrusu camdan. Nereye gidiyoruz müteahhit amca? Hiçbir yere gitmiyoruz. O zaman niye boşuna mazot yakıyoruz? Bir kenarda dursak ya. Ya tabii duralım da yakalasınlar hemen, değil mi? Kim? Müteahhit amca. Neden şu köfe teyzenin evini taşıyoruz? Sussana sen çocuk! Sus! Niye kızıyorsun müteahhit amca? Ben sana ne yaptım ki? Yaşlanmışım beyefendiciğim. Yok daha neler. Şurada oturup biraz dinlenelim. Sonra da yürüyüşe devam ederiz. Ha? Bugün ev işini halledemedik ama iyi gezdik ha.
Yarın da kısmetse evin satışı oldu muydu bu iş tamam. Ne oluyor ya? Allah Allah. Ablacığım ne oluyor? Nefes alıyor musunuz? Alo. Gelin gelin. Şöyle bir oturalım. Anam. Gel ablacığım gel. Otur. Ablac. Hangi münasebetsiz bu saatte? Alo. Ya teveci Fikri abicim sen misin? Ayarladın mı parayı? Tamam dur. Ben seni sonra arayacağım. Abi şimdi biraz meşgulüm ben. Kapris yapma abicim. Hayati mevzu diyorum sana ya. Tamam hadi 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 arayacağım ben seni. Hadi hadi. Ya ambulans kaçtı. Alo. Heh, ambulansçı mı? Heh, biz Kuzguncuk Parkı'ndayız da bir ambulans lazım. Yalnız bir şey soracağım. Buradan en yakın hastaneye kaça götürüyorsun abi? Çok diyorsun abi. Ne yaptın sen ya? Neyse. Sen bize yenilerinden bir tane ambulans gönder. Cillop gibi olsun. Süper donanımlı olsun. Hadi hasta gidiyor abicim hadi. Buradayız biz. Parktayız. Hadi abicim hadi. Hadi. Gel. Yola çıkalım da daha az yazar belki. He? Kimsin sen? Kimsin derken? Kimsin sen? Müşteri bekliyor. Merhaba. Biz şu an müsait değiliz. Ama işimiz bitince biz size dönelim. Olur mu? Ay. Alo. Kapattı galiba. Peşimize bir polis takıldı. Polis mi? Ne alakası var be? Kapa çeneni. Ya ben demiştim değil mi? Bana bak çocuk, benim asabımı bozma. Bak bana kızı Can da söylemiştim. Ne desem çıkıyor. Daha beni dinleme bakalım. Of be. Ne tarafa gideceğiz ki şimdi? Ben biliyorum ama söylemem. Dur abi, Allah rızası için. Hasta var ya, hasta var. Ambulansın geleceği yok, taksi çağıralım bari. Şey ya teyzeciğim, paran var mı paran? Taksi parası. Ha? Tamam, hadi o zaman. Dur. Gel. Hadi teyzeciğim, hadi. Alo, ya tefeci Fikri abicim. Abicim, sen hala orada mısın ya? Alınma dedim ya ben sana. Müsait değilim canım. Hadi kardeşim, hadi geç kalıyoruz. Yok abicim, yok sana demiyorum Fikri abicim. Sana der miyim güzel abicim ya? A-
Hadi be güzel çocuk. Söyle işte şu yolu. Bana ne? Söyleyeyim de yine kız, değil mi? Bak dinle bak. Bak söz veriyorum kızmayacağım. Hadi. Sen de bilmiyorsun değil mi? Bana numara yapıyorsun. Hiç de bile. Daha geçen hafta sonu Selçuk öğretmenimle buradan geçtik. Hatta kestirme bir yol bile biliyorum. Söylesene o zaman tatlı çocuk. Bak bir daha kızarsam adam değilim. Hadi söyle. Şu ilerden sağa döneceğiz. Helal be. Sen olmasan ileride sıkışırdık. Bana bak. Bu yolun kestirme olduğuna emin misin? Eminim. Dedim ya daha yeni geçtik. İyi. Desene kurtulduk. Sahi burası nereye çıkıyor? Hiç. Bir tane karakolun önüne. Karakol mu? Geçen hafta sonu polis amcaların yanına gitmiştik de oradan biliyorum. Polis amcalar. Tarık! 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 Aaa! Tarık amca! Durun! Bakın hep o çocuk yüzünden! Tarık! Aaa dede! Aaa öğretmenim! Gel. Aaa Hakim amca! Evim! Evim! Güzel evim! Evimin burada ne işi var? Aa, şu köpe teyze. Aman! Ben kötü bir şey mi söyledim şimdi? Hadi geçmiş olsun. Yine ucuz atlattınız. Ne ucuzu be? Hastane kaç para aldı? Senin haberin var mı? Tabii evet. Evi ne yaptınız şu köpe teyze? Sattınız mı? O iş de olmadı. Ama belki de... Belki de iyi oldu be. Bir gün çocuklarım adam olursa... Çalacak bir kapılar olsun. Gerçi... Çok ümidim yok ama... Neyse. Niye öyle diyorsun Şüküfe teyze? Biz de senin çocukların değil miyiz? Ver. Bence de. Öpeyim anacığım. Sen... Öpeyim anacığım. Barıştık değil mi ya? Hı hı hı.